aklıma merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Elinde aklıma merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Cuma günü şıklığı görüyorum hanımlar, çok güzel. Şimdi hazırsanız sizin yaşadığınız bütün heyecanı şimdi yaşamak üzere alkışlarla Nazlıcan Salih Şimşek geliyor. Nazlıcan Şimşek, 27 yaşındayım, ev hanımıyım. Bir tane 9 aylık bebeğim var. Salih Şimşek, Orduluyum, 26 yaşındayım. Özel bir sektörde kuryeyim. Siz birbirinizi yerken biz bu altınları alıp gideceğiz buradan. Siz şov yapmaya devam edin. Biz altın alıp gidiyoruz. Yemin ediyorum ödüm patladı. Ya size öyle geldi mi? Bir anda Salih koşa koşa geldi ya. Dedim evet. Ki Nazlıcan nerede? Enerjimiz bugün çok yüksek. Belli de karını unutup gelecekti neredeyse. Beni bıraktı gitti. Evet. Dedim kaldım orada. Senin hayatta unutmam seni ya. Aşkım. Hayatım 10 dakika sonra geldin. Hayatta unutmam seni. İşi şakası bebek nerede? Bebeğim arkada. Ya emziriyor. Emziriyor. Kıyamam. Ay benim için sev, kokla maşallah, Allah ömürlü etsin. Amin cümlemizin. Çok güzel etsin. Senin elinde ne var? Benim elimde ne var? Söyleyeyim Zahide Hanım. Bu benim eşime aldığım ilk hediye. Aa bakabilir miyim? Tabii ki lütfen. Yani biz sevgili olduk. Ben eşime hediye aldım. Onu sakladı. Şu an çocuğum odasına koyuyorum. Ona verdik. Bu kaç yıllık bir hediye? Şöyle üç, yapınca şey oluyor mu? 3 senelik. Oluyor. Aynen. Ha şöyle 3 senelik bir hediye. Aynen 3 senelik. Sizin için anlamı var, şans getirsin diye. Masamıza koyacağız, bize şans getirsin. Aa bak bunu ilk defa birisi yapıyor. Bence çok güzel yapmışsınız. Bir de düşürürmüşüm. Nazlıcan al bunu. Şimdi sizi mutfağa davet ediyorum. Buyurun alkışlarla. Bugün cuma. Artık altınlar bugün sahibini bulacak. 5 tam altın. Düğünüm oldu. Düğünümde ailem yoktu. Aile yok, kimsen yok. Her zaman tek mücadele veriyorsun. Keşke diyordum babam düğünümde olsa hani. Ya çok zor ya, vallahi çok zor. Hadi o zaman 5 tam altın için bugün hazır mısınız? Hazırız. O halde ne yemek yapacaksınız bana? Hemen söyleyelim. Söyle. Yöresel yapacağız. Güzel. Erzincan usulü. Lobbik diyorlar bizde genelde. Lobbik. Ama normalde yalancı köfte de diyorlar ona. Şimdi köfte mi yalancı köfte? İkisi de aynı şekilde iki yola çıkıyor yani öyle söyleyeyim. Bir yola çıkıyor. Tek yalancı yola. Köfte. Yalancı köfte. Lobbik. Aynen lobbik diyorlar kıyma genelde. Kıyma var mı? Kıyma yok içinde. Aa. Aynen kıyma yok. Ama köfte tadı var. Tabii yani nasıl söyleyeyim size hani kıymalı falan bir şey değil. Unlu, bulgurlu o şekilde. Peki tatlınız ne? Tatlımız portakal içinde magnolia. Oo, portakalda magnolia. Evet, portakal içinde. Zahide Hanım. Efendim. Ben de Erzincanlıyım ama lobbik diye bir şey hiç hayatımda duymadım. belki benim hata bilmiyorum ama lobbik'in ne olduğunu biraz açabilir mi acaba? Ben çok anlayamadım. Şöyle söyleyeyim Tayfun Bey, internete baktınız mı? Erzincan yöresel yazın zaten direkt karşısına çıkacak lobbik diye. Hani lobbik dediğim zaten un, bulgur olarak şeklinde. Ben de Erzincanlıyım ama ilk kez duyuyorum böyle bir şey. Acaba ismini mi değiştirdiniz? Hayır. Lobbik ya bakabilirsiniz. İsterseniz bakabilirsiniz. İnternet açalım lobbik mı? Lobbik değil mi 14. Siz bence... Lobbik ne? Ne diyorsun? Erzincan'ın her şeyini lobbik bilmiyorsunuz gibime lobbik geliyor ya. Lobbik. Lobbik veya yalancı köfte. İkisi de kullanılıyor. Lobbik olabilir mi? Lobbik. Portakallı muhallebi bence nedir peki? Muhallebi duyduk da. Magnolia ya, duyduk da portakalın evet. İçinde nedir? Biz sizin gibi çocuk pastası yapmadık. En azından dedik uğraşalım portakal içine koyalım. Biraz daha şık görüntü versin. Bir görelim bakalım bu yalancı köfte gerçekten yalan mı doğru mu? Sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Evet bir görelim bakalım görelim. Nasıl bir yemek. Arkadaşlar bak şimdi sordum arkadaşlarım baktılar. Erzincan'a göre lopuk, Erzurum'a göre lobbik. İşte. Hadi. Yani burada haklı olduğum bir kez daha ispatlandı. Çok iddialı konuştunuz. Ben çok ısrar etmek istemedim ama aslını hanımefendi söyledi. Tayfun Bey, biz de kullanıyoruz o ismi. Lobbik olarak biz de kullanıyoruz. Siz belki duymamışsınız. Belki siz çok yaşamadınız Erzincan'da ama ben genelde memleketimde o ismi kullanıyorum. Telaffuz farklılığı da olabilir. 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 Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tayfun Bey her şeyi biliyor. Evet. Her şeyi bir kesinlikle. Cevabı var. Kesinlikle.
Vallahi bak. Burada iki tane Erzincanlı var ama ikimiz de Erzincanlıyız bundan dolayı. Erzincanlı olmanız yemeği çok iyi bildiğiniz anlamına gelmiyor. Hayır, yemeği bilmediğimizi söyledik zaten. Hakan Bey'i alkışlıyorum. Helal olsun valla. Lopuk köftesi için bir paket ince bulgur, bir paket un, tereyağı, salça, pul biber, karabiber, nane, tuz, yoğurt, yumurta, sarımsak ve kırmızı toz biber ihtiyacımız var. Ve portakal kabuğu içinde magnolia içinse nişasta, un, toz şeker, 3 paket süt, tereyağı, vanilya, 500 gram çilek, 500 gram muz, 12 adet portakal ve yumurta gerekiyor. Bunların hepsini kim alacak marketten? Eşim sen hocam. Hazır mısın? Hepsini ezberledin mi? Yapar. Ezberledim. Yapar. Biliyorum ben aşkım, yapar. Hadi bakalım, Nazlıcan çok sesin çıkması lazım. Evet. Biliyorsun bizimkiler de bayağı bir ses çıkartıyorlar. Tam 90 saniyen var. Hazır mısın Salih? Hazırım. O zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. 3, 2, 1 fırla. Fırla, 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 fırla. Aşkım koş, 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 koş. Sinirin sapıları. Koş tereyağı, tereyağı. Tereyağı aşkım. Yok, yok, yok. Aşkım yandı, aşkım bu. Aşkım bulgun, bulgun. Sapıları dinleme aşkım. Son bir dakika. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben burada dünya tatlısı bir şey buldum. Aşkım, aşkım. Ölürüm sana ben. Allah'ım ayırmasın sizi. Tamam anne. Tamam. Sen nereye geldin? Ne? Tamam, senin şansın olsun bugün yarışma. İnşallah, gerçekten inşallah diyoruz. Aşkım, anne. Sen nereye geldin? Tamam. Tamam, alkış yapalım. Hadi alkış. Alkış. Siz yapmayın, korkuyor. Bir dakika. Evet, sesten çekiniyor sen, çocuk. Çünkü alkış yap. Ses yok. Alkış yap. Ses yok değil mi? Bay bay yap. Adı ne? Adı ne? Bay bay. Tuğrul Efe. Bunlara bekle. Bir öpücük at onlara da. Bir öpücük at. Siz kimsiniz de? Bay 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 bay. Yani hiç evde yüksek ses yok Sayıda. Hiç konuşmuyor. Öleyim sana. Aa, aşkım sen nereye geldin? Nereye geldin sen? Anne. Bak 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 bak. Cem. Ay. Ay. Anne. Anam yerim seni ben. Gel, gel tamam. Gel, gel, tamam. Allah'ım, tamam, Allah'ım böyle bir şey bebek istiyor insan ya, bir küçük bebek görünce. Bay bay. Vallahi bir de bye. Ne kadar hafifmiş. Bay bay. Bay bay. Maşallah. Maşallah Sübhanallah. Allah'ım isteyen herkese evlat nasip etsin. Amin şu güzelliği herkese yaşatsın. İnşallah ya Rabbi. Hadi onun için yarışın. Kesinlikle. Var mı eksiğiniz? Bakalım hemen. Bakalım, hadi hemen bakalım. Bakın. Eksiğiniz var mı? Unumuz var. Toz şeker, toz şeker. Ya. Aşkım ama ya. Tüh, ben de dedim bir şey yaptıramayacak mıyım? Aşkım. Ne o sahipler? Sadece toz şeker. Krema şeker mi? Şeker. Sarımsak dedim ama. Ben tatsız, dedim sarımsak dur, şekersiz. Ne yapacağız Salih? Ne yapalım? Biz şöyle söyleyeyim, hiç dans etmedik. Biz nikahla gittik. Biz dans yapmak isteriz ama tabii arkadaşlar da uygun görürse dans yapalım. İlk dansımızı biz dans burada yapacağız. Okay. Evet. Aa, bayılırız. Bayılırız. 10 aylık bebekleri var ama ilk danslarını bizim stüdyomuzda yapacaklar. Hazır evet. mısınız? Hazırız. Hadi gelin böyle. Gel. Tut karını elinden. Salih. Çalıştınız mı peki? Hiç çalışmadık. Hani böyle bir şey olursa yok. Zayda'nın bizden ne ister diye? Yani dans yok. Falan düşünüyorum. Ayağına basmazsın inşallah kızın.
Yok, o kadar da değil yani. Hadi o zaman görelim. Ver müziği. Hadi başlayın bakalım. Etmediniz. Biz ettik de hesaplandınız. Yok, bir daha dedik de hatırlayalım. Biraz espri kattık sadece hepsi o. Peki. Hadi bakalım başlasın 15 saniyen. Hazır mısınız? Hazırız. 15 evet. Saniye. 3, 2, 1 fırla. Aşkım. Fırla. Aşkım. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salih ne oldu? Salih oradan böyle baktın değil mi özellikle? Çıksam mı çıkmasam mı? Sizin için Türk kahvesi alacaktım onu alamadım. Tüh. Evet size Türk kahvesi yapacaktık. Portakal aman oha benim için ay içmiş kadar oldum. Kaç yıllık evlisiniz Salih Nazlıcan? 2. Daha yeni. Daha hemen yeni. Birinci yılda da bebek yaptınız. Aynen öyle. Maşallah. Peki ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda çalışmıyorum. Ben normalde çalışıyordum market sektöründe ama şu an bebeğim olduğu için çıktım. Doğru. Eşim çalışıyor. Biz sen ne yapıyorsun ben Salih? Ben özel bir sektörde kuryeyim. Ay kendi o sen şirketim, zaten bu, ha, kendi şirketin. Aferin sana. Şirketin derken şahıs şirketi biz. Olsun ne güzel. Kurye olarak hizmet veriyorsun. Hizmet veriyoruz. Ya Allah onlara yardımcı olsun. Kesinlikle ben Allah trafik kazası Allah korusun bir şey olur diye çok korkuyorum. Lütfen evinize eğer kurye geliyorsa... Azıcık da bahşiş vermeyi unutmayın. Eğer mutlaka müsaitse durumunuz. Çünkü gerçekten çok mutlu oluyorlar. Benim de çok öyle tanıdıklarım var. Hazır mısınız? Hazırız. 40 dakikanız hazırız var. Evet. Enteresan bir yemeğiniz var. Daha evet ismi bile tartışma yarattı. Evet. Bakalım yemek neler yapacak. İşte. Başladı 40 dakikanız. Aşkım, hadi buyurun. Hemen başlayalım. Hadi. Sen kimseyi dinleme. Hemen sadece başlayalım aşkım. Ellerimizi yıkayalım. Aşkım gel gel gel. Yüzüklerimizi buraya koyalım. Bu bize şans getirecek. Uğur getirsin. Hadi aşkım koş buraya koş koş gel gel gel. Aşkım hiç kimseyle muhatap olma gel. Gel gel gel. Bakın bakın ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkayın. Görüyor musunuz? Yıkadın yerleri. Bakın çabuk, bakın. Çabuk, çabuk. Aşkım çabuk 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 çabuk. Aşkım çabuk çabuk çabuk. Erzincanlı çok heyecanlı. Aşkım çabuk ol aşkım. Portakalları hemen yıkayabilir misin aşkım rica etsem? Eğer ki portakallı sıcak dökersem pırt gidebilir, portayabilir. Aşkım çabuk ol, ben muhallebiye sütü koyuyorum hayatım, çabuk ol. Ya çünkü öbürü köfteler aşkım, böyle abi, aşkım bitecek bak 20 dakikada. Yok tavuk yok, kıyma yok. Aşkım muhallebiye pişiyor bak aşkım, hadi aşkım, hadi hayatım, hadi bebeğim. Aşkım sen bunu yap, ben hemen ana yemeğe geçmem gerekiyor. Ana yemek yoksa yok onlar ki başlayacak şimdi ağzını açmaya, susmazlar et biliyorsun. Et yok, kıyma yok, tavuk yok. Makine gibi pat 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 konuşuyorlar ya, böyle bir şey yok. Sen, şimdi başlarlar. O yüzden biz şu an hemen... Taramalı. Aşk. Ne kız bu ne? Aşkım sen koy, ben sana söyleyeceğim. Nazlıcan Hanım, daha siz biz konuşmadan ne konuşuyorsunuz? Ben anlamadım evet ki size. Ay bak işte aşkım başladılar, ben biliyorum. Bir ha, dur konuşmadık ya ki başlayalım. Aşkım, ben yeter sadece orada yeter, aşkım yeter, hayatım, yeter, aşkım hayatım. Yeter. Sağdan sağdan geliyorlar. Hakan Bey bir müsaade eder misiniz? Müsaade edemem ya. Menüye bak. Aldıklarına bak. Hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Ama ses bir dakika gelmiyor. Daha başlamadı. Başlasın ne kadar bir güzel arkadaşım ya. Bugün kimse konuşmuyor gençlerce ya. Gençlerce duyumunu kaybetmiş görüyor musun? Vallahi bugün, var ya. Bugün beşinci gün. Bugün beşinci gün en kolay, en hafif yemek yapılıyor. Menü olarak da en Hakan kolay Bey yemek yapılıyor. Ben finir ekşen bir yemek beklerdim. Hakan Bey bir şey söyleyeceğim ya. Sizin menünüzde ne vardı acaba? Tadı tuzu bile yoktu, yapmayın. Göreceğiz, seni de göreceğiz. Salih Bey orada savaş veriyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yanlış görüyorsunuz şu anda. O tarafa bu tarafa koşturup duruyorsunuz ama boşa sanki. Vallahi bunu birazdan göreceğiz ya. Boşa mı koşuyoruz, dolu mu koşuyoruz? İnşallah sizin gibi olmayız yani, boş koşmayız yani bu kadar yolu. Mutfakta pek koşturacak bir şey yok ki zaten. Yani biri aşkım, portakal bak, suyu, bak, biri bak, bak, tencere yap, karıştırıyor. İşte başka bu bir şey yok. Oh, i̇şte bunu Özlem Hanım'ın baş ucuna koyabiliriz Özlem yani. Özlem Hanım.
Başının ucuna koyalım mı? Yok, masamda tabağımın ucuna koyarsanız onu koyacağım, deneyeyim. Koyacağım canım, koyacağım. Sen de yiyeceksin, bekle. Bekle. Ay aşkım, ay çekemiyorlar. Baktılar ki markette her şeyi aldık, fazla 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 fazla. Tamam dediler, bunlar yarışmayı kazandı. Hangi fazla? Çatladılar, çatladılar. Ben hem de çatır, bakalım, çatır, çatır, çatır. Portakallar nasıl oyuluyormuş? Menünüz o kadar hafif ki bir arkadaşımız soyuyor, bir arkadaşımız su dolduruyor. Hakan başka Bey. Hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Siz de yapsaydınız kolay menü. Siz de yapsaydınız. Bizimki kolaysa siz de yapsaydınız kolay menü. Ay! Hakan Bey. Portakalların suyu çıkmış. Tansiyonunuza. Ya inanmıyorum. Ben bunları kesinlikle yemem. Ben bunları yemem arkadaşlar. Yeme canım, suyu çıkmış. Yeme. Vıcık vıcık olmuş onlar. Aç kaldık bence. Aynen canım. Sen aç kaldın. Kesin aç kesinlikle. Kaldın. Kesinlikle. Kesin aç kaldın sen. Peki, olmaz tatlıya ya. Tatlıya bakmak istiyorum. Olmaz Merve Hanım, gelir misiniz buraya artık yani? Size alakadar etmez. Bir bırakın. Bir size bırakın alakadar yemek etmez. Yapsınlar. Lütfen. Size, yok, size lütfen alakadar lütfen, etmez. Lütfen, size lütfen, alakadar lütfen. Etmez. Elif Hanım buyurun. Gelin gelin. Yardım edin şöyle. İki dakika bir lütfen, rahat lütfen. Bırakın. Ben, size alakadar. Elinizi sıkar mısınız? Ben sizi almaya geldim. Elinizi, hayır elinizi sıkar mısınız? Buyurun. Aa, buyurun. Kaç gündür buradasınız ya. Buyurun. Burada olduğunuz günü de gördük. Farkında mısınız? O da beni mutfağa gelin. Aşkım aşkım bırak. Birileri yesinler. Boş ver. Boş ver yesinler. Biz izleyelim. Lütfen davet ediyorum. Lütfen. Ben sizi alayım. Ama almadan gitmem. Almadan gitmem. Gelir misiniz? Elinizi kıvırın. Elifciğim canım. Canım bir dakika bebeğim. Gel gel. Gel. Kırmızı alır mısın Elif Hanım? Ben seni almaya gel, geldim. Gel gel Merveciğim gel. Bu kadar gel olmaz ya. Elif Hanım siz niye karışıyorsunuz ki? Bu kadar canım, olmaz ki ya. Gerçekten ya. Ben her yerde. Bir dakika ben yapacaksam sen yap. O zaman sen niye yap. Geldin benim mutfağıma ben yardım etmiyorsan canım. Sen bana yardım etmeye mi gelmiştin? Sen beni yardıma çağırmadın ki canım. Ben sana yardım edeyim. O beni teşvişe gelmişti. Ben de onu teşvişe gidiyorum. Tamam gel canım hadi gel teşvişe. Hadi gel. Bir şey geldi bulamadı. Evet hayatım evet. Buldum. Suları çıkmış. Bıcık bıcık istiyorum sana. Vallahi pes yani. Yalnız bizim başka bir şey menümüzde ya. Portakal sadece kabuğuyla var ya. Pes ya gerçekten bıcık arkadaşlar. Ben var ya. İçecekseniz portakal yani suyu ayarlayayım size. Söylemek istemiyorum ya. Hayır sen. Çıkmıyor ya. Sen niye gittin çıkmıyor. Ki oraya? Sen niye gittin? Ben 5 gündür görüyorum sürekli orada gider. Zaten bir tek o yarışsın ya. Hayır gidebilir. Hiç, ama aşkım, o da bize hiç. Geldi. Vallahi susadım ha. Vallahi çok sal canım. Buranın harareti bizi yaktı ya. İş bebeğim hiç. Oh, ben de içim. Ben de içim aşkım. Ben de içim. Helal olsun. Ya bir saniye bir saniye. Denetim bir saniye. Uzmanı mı? Su verenlerin şey çok değil. Olsun. Amin. Bir saniye. Bir saniye. Hanım hanım sadece bir şey soracağım. Buyurun avukat bey. Dinliyorum sizi. Tamam, denetim uzmanı dinleyin. Buyurun. Buyurun. Tamam oraya gidiyorsunuz onu anlıyorum. İçeri niye giriyorsun? Hadi onu da anlıyorum. Yanına, dibine... Dibine kadar açık gelmiş. Saçını sokup saçını yani niye sallıyorsun? Yani sallana sallana. Keyfim böyle istiyor. Abi tane gitti portakal. Portakal. Ben asla onu yemem. Yemem. Evet asla kabul etmiyorum o yerdeki portakalı. Portakalın eksik kaldı. Ben asla yemeyin arkadaşlar verdi mi önünüze mi getirdi? Ya niye bu benim kadar keyfisi yemeyin. Sayılı portakal. Eksik kaldı. Sayılı. Eksik kaldı. Getirirse yemeyin önünüze getirmedi. Benim keyfim mutfağa gitmek istiyor ve gidiyorum. Size ne? Ben malzeme veriyorsun bu tarafa. Dikkat et. Yani buradaki portakal sen nasıl oraya gidiyor ben anlamıyorum şu anda. Tamam. Bir önünde kocaman şey var yani ben şu an seni çözemiyorum. Tamam ben aşkım sen bunun stresine girme. Panik yapıyorsun. Sen aşkım, strese giriyorsun. Aşkım sen girme. Biz yetiştireceğiz, yapacağız, sunacağız. Sen bunların stresine gelip şey yapma hayatım. Sen rahat ol, güven bana. Zaten sabahtan beri bir şey yapmıyor. Güven terini bana silmekten başka. Hiçbir senin iş yok. Sık diyorum sen toplarca aşkım sen bana güven bana. Sen bana güven. Önünde kocaman tezgah var. Yaptığın harekete bak yani. Aşkım sen güven bana. Arkadaşlar tatlı masayı kurarken bardaklar yerlerdeydi. En azından bizim portakalımız yerde. Oy. Çok mu yani? Bardaklar benim yani sizin pıçırda portakalınız düşmüş benim bardaklarıma taktınız kafayı. Canım, oraya odaklanın oraya. Yoksa canım ötekileri aynı de şey düşecek. Aynı şey. Ha bardak ha portakal. Biz tamam, de portakalımızı bardak gibi sunacağız size. Bu sizin için kötü. Ama benim için bu, değil. Bir dakika bardakı tatlı yemeyeceğiz ama portakalın için tatlı yiyeceğiz. Bardak değiştirilebiliyor. Evet bardak değiştiriliyor ama portakallar değiştirilemiyor yani. Eksik halledeceğim olacak. Canım. Halledeceğim. Eksik malzeme olacak. Halledeceğim canım sen rahat nasıl ol. Nasıl halledeceksiniz? Ortadan ikiye kesip yarım mı yapacaksınız? Attın bunun içine. Hı? Evet hayatım sen karıştır onu aşkım. Sen karıştır bebeğim. Portakallar sayılı mıydı yoksa orada daha fazla var mı? Var canım. Hepinize yetecek kadar portakalımız fazla var. Fazla var. Eğer bir tanesi
Düştüyse çünkü eksik malzeme olacak. Ben onu kabul etmiyorum. Tuğba'cığım sen fazla fazla yemek istiyorsun galiba. Sen rahat ol. Burada yok, fazla fazla olsa var. Yeter ben tatlım. Sana fazla fazla yedireceğim bir canım. Bir tane olsa yeter tatlım. Yeterli. Gözün doysun yeter ki. Benim gözüm o portakalla doyacaksa hiç doymadım. Doyar doyar sen rahat o ol canım benim. O zaman sadece portakalla bak, doyacaksak. Bak ben sana bir portakal yedireyim de sen gör kendi Nazcan ellerinde. Nazcan Hanım bugün portakallarla doyacaksak ana yemeği yapmayın. Acele zaten etmem. Ana yemek yok ki. İşçiliğini güzel yap. Gelişçiliğini yok. Bunu ben de merak ettim. Tamam buraya. Aşkım sen. Daha demin savunuyordun ama. Yok merak ettim cidden. Acaba bize tatlı yerine meyve salatası mı yapacaksınız? Evet 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 o da olur kız. Aa iyi bir şey. Çok güzel. Çok güzel. Salih sen ne yapıyorsun kardeşim orada? Salih, locada dut yemiş bülbüldün ama şu anda tezgahın arkasında tam bir şovmensin. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar. Evet, bravo. Sizler kadar olmasam da biz de bir şovmeniz. Pir yani, açıldın. Pir son açıldın. Gün pir açıldın yani. Tebrikler. Gerçekten demek ki son günü bekliyor musun Salih? 8 kişiye karşı burada yarışmak için bu enerjiye sahip olmak lazımmış. Orada oturulduğu gibi olmuyormuş bizde arkadaşlar. Bizde de maşallah o enerji var çatlasınlar boşver hayatım. Çekemiyorlar bizi ya. Bir şey baktılar, yapmıyorsunuz ki sadece orada konuşuyorsunuz. Her şeyi tam alıyoruz. Yani dediler ki tamam dediler. Neden bu kadar düşük puan verdiğiniz anlaşıldı herkese. Herkes evet. Aynı puanları verdiniz. Aynen aynen biz kesin herkes oynadık. Siz öyle düşünmeye devam edin arkadaşlar. Devam edin. Ve bütün yarışmacı arkadaşlara bütün hafta dedin ki çok basit, çok basit, çok basit. En basit menüyü sen kendi karşımıza sakladı. Getirdin. En zorları da gördük. Aç kaldık burada. Aç kaldık. En zor menülerde burada aç kaldık biz arkadaşlar. Biz tabaklara sıyırdın. Biz hiç değilse ve cesaret ettik. Ve benim menüm hiç basit değil bence. Biz hiç değilse risk aldık ve cesaret ettik. İstim kebabı yaptık. Mantı yapıldı. Et yapıldı. Yanlışınız mantı var. Yaptık burada yapamadınız. Ya. Mantı yaptık sen... ya. Yapamadınız. Yapsaydınız yaptım olurdu. Yapamadınız. Yapamadığınız için. Yapamadığınız lütfen. İçin biz yapıyoruz. Siz rahat olun. Arkadaşlar ben bir mutfağa gitmek istiyorum. Sadece orada bir şeyler hadi karışıyor bakalım, ama. Hadi bakalım gel. Köftenin kraliçesi yürü. Gel 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 gel. Hepiniz gel. Birlikte gelin. Gel canım gel. Hoş geldin Özlemciğim. Gel canım gel. Gel canım yardım mı edeceksin? Gel. Gel portakal soyalım gel canım. Rahat gel. Ol bir şey bulamayacak. Gel bebeğim gel. Gerçekten portakalın suyu çıkmış ama. Keşke biz seni sıkacakla falan sıksaydı. Gel burada canım. Bir bulgur var. Evet. Suda şişmiş. Evet şişecek o zaten. Onun özelliği o canım. Yemeğimizin özelliği galiba bu ya. Galiba sen bilmiyorsun. Bir de bir kilo süt var sadece karıştırılıyor. Evet. Başka da bir şey yok. Aç kaldık. Özlem, Özlem tamam, galiba kaldık. Arkadaşlar kısır yapacaklar. Evet kısır yapalım size. Bugün buraya yemek yapmaya değil, biri portakal karıştırıcı yapmaya gelmiş, diğeri de sütü çalkalamaya. Canım, hani ne var bak. Ortada? Keşke sizin gibi yapmasaydık da yani böyle olmasaydı. Daha iyisi çıkacak ortaya, emin siz olun. Yok arkadaşlar biz aç kaldık. Bugün herkesi doyuracağız. Siz 4 gündür dedik. Aç kaldınız ama bugün herkes doyacak. Yok ben doyacak malzeme göremiyorum. Allah'tan bu da aç kaldıysa biz ölelim vallaha. Bulgur'dan başka doyacak malzeme fırsat yok. Fırsat vermiyorsunuz, malzeme bekleyin. Yok. Malzeme yok. Neyle doyacağız? Portakalın kabuğuyla. Aşkım gel sen bunu hallet. Ben hemen şeye giriyorum. Başka bir şey yok. Aynen evet. Canım aynen. Evet, size bugün hem C vitamini vereceğiz portakalın kabuğuyla. Evet. İster içini ister dışını. Evet. Gayet acaba lezzetli dedim, bir yemek sürpriz mi yapacaksınız? Sürpriz mi yapacaksınız? Hani altlarda falan buraya bir şeyler arıyorum şey ama yapacağım. Yok. Yok. Koy buraya aşkım dur bir kaşık alalım. Kaşık alalım. Özlem. Sen daha burayı bitirmemişsin ama. Seni yerine alayım hayatım. Çok müdahale ettiniz. Hepsiniz. Salih'e de Nazlıcan'a da yani iyi burada yemek yapabiliyorlar. Bu portakal niye yerde? Zayda yemek yapıyorlar ki. Yerine geç bebeğim. Yerine geç bir tane. Senin gözünü seveyim bu ne ya? Aşkım, siz şey siz yok, onunla sakin, kısır sakin, yapın sakin da ya. Biraz dedikodu bak, yapın. Hala hala. Ne anlatıyorum portakal sen bir tanesi ya, yere düşmüş. Evet Zayda Hanım. Gerçi beni bile duymuyorlar heyecandan. Zayda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz burada mıydınız? Ben her zaman yanınızdayım yakınınızdayım da. Ya buradaki herkese aslında bir böyle psikolojik baskı uyguluyorlar ki onlar yapamasın, onlar yapmış olsunlar ama ben de hiç kıyamıyorum, hiçbirinizle kıyamıyorum. Senin niye sesi çıkmıyor Taner? Vallahi dün dün öyle bağırdım ki burada hanımla duymak gerçekten sesi gitmiş. Gel bakayım yanıma, gel. Aa, gel korkma bir şey yapmayacağım, gel. Konuş bakayım. Diyorum ki. Sen deme deme deme. Taner diyeyim, diyeyim, arkadaşlar diyeyim. Bir şey yapın çocuğa. Gel çocuğa dedim de koca adam ama olsun. Çık çık sana bir acı kahve yapsınlar. Çık. Çocuk adam. Çık. Çık. Allah bir meyve bir şey şey. Elif gel bakayım yanıma. Gel.
Ay biz de böyle siyah siyah takım olmuşuz. Ay evet ya. Ay çok yakışmış sizin yanınızda. Gel bakayım. Sönük kaldım ama. Ay yok ya, çok güzelsin. Yani sen burayı ne yaptın? Ben anlamadım ki senin yaptığın şeyi. Yani şu anda portakal mı soyduğun, savaş mı yaptın, panik yapmana hiç gerek yok ya. Şimdi gel bakayım böyle. Hazır mı? Ha? Dün enteresan şeyler oldu burada sizin gününüzde. Evet. Dün annem bağlandı. Çok enteresan şeyler söyledi. İmvademin bir özelliği iyidir. Lüks. Acayip sever. Mesela takıya bayılır. O kadar. O kadar. Bu zamana evet. kadar kayınvalide olarak bir takım aldım. Ya damatım her şeyle iyidir, iyidir ama biraz pintidir. Eyvah eyvah. Eğer buradan 5 altını alırlarsa size vereceklermiş. Taner öyle söyledi. Aa, hiç sanmıyorum valla. 10 lira vermem. Sanmıyorum vermem. Be. Yok artık. Yani bence Taner'in ona yapması gereken çok şey var. Evet. Ama yapmıyor. Sence niye yapmıyor? Bence niye yapmıyor? Yani bilmiyorum. Seviyor aslında da. Bazen kızıyorlar diye mi? Maddi olanaklar yüzünden de mi düşünüyor? Hayatım biraz herkesin durumu iyi değil ki. Kendine karşı da şey biraz böyle cimri gibi ya, ondan mı yapmıyor? Bilmiyorum. Gereksiz de görüyor olabilir. Onu da bilmiyorum. Hani diyor ki mesela... Çikolata almayayım işte şey pardon. Anne diyor değerli bir şey almayayım ben sana işte takıdır falan filan. Niye? Ben sen nişanlıyken getiriyormuş ama. İşte onu. Bu bilmiyorum demek ki köprüyü geçene kadarmış. Bak bir oğlan anası olarak böyle bir gelin ben düşünürüm neden? Bak şimdi kendi annesiyle sevdiği adamı tanıştırmaya götürüyor. Adamın cebinde ikinci çay, üçüncü çay parası yok. Bu kız evet. cebinden çay parası işte bir şeyler almak için para çıkartıyor. Evet. Onun cebine koyuyor. Annesine söylemiyor. Evet. Sadece sevdiği adam annesine mahcup olmasın diye. Evet, aynen. Böyle sevgiler de var, evet, böyle evet. kızlar da var. Evet. Allah'ım inşallah benim de evladıma iyileri nasip et ya Rabbim. İnşallah. Peki. Ama ben değer olduğunu düşündüğüm için annenin adı ne? İclal. İclal Hanım. Biz İclal Hanım'ı çok sevdik, konuştuk, daha görmedik. Ama dediler ki gelecek. Ben dedim ki gelsin. O zaman İclal Hanım gelsin bakayım anneni bir göreyim. Ay hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Merhabalar. Düşmeyin. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sürpriz yaptım size, dayanamadım. İyi yaptınız. Sesinizi duyunca dayanamadım. Çok da yakınım. Dedim ya, koşayım size Aydan'ın yanına. Ay, sizi çok seviyorum çünkü. Dayanamadım dedim gelin. Ama iyi yapmışsınız. Dün var ya hepimize yettiniz buradan sesinizle. Bak konuştuğunuz kişiler duyuldu burada. Burada? Duyulmaz mı? En çok ben merhaba, savundum. Hayırlı olsun önce gününüz geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz gerçekten zor bir şeye evet demişsiniz. Bak şimdi Elif onu diyordum. Hangi ama kız? Ama yine de çok seviyorum damatımı ona rağmen. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da iyi bir çocuk ya. Evet, kalbi çok temiz evet, bir çocuk. Yani o öyledir ama o biz ana oğlu atışması. Ama geçiyor. 2 dakika sürmüyor bizim için. Elif'in kayınvalidesine de bir şeyler söylediniz. Elif'in kayınvalidesini çok severim. Ama bazen geçinemiyorlar dedi yok, damat. Yok hayır. O biraz arada oluyor ya. Ya öyle de. Geçinemiyoruz değil anlaşamaz. Ya onun yani %100 başka, karı koca bile anlaşamıyor. Evet. Anne kız anlaşamıyor. Onun fikri başka. Benim fikrim başka. Fikir konusunda anlaşamıyoruz. Başka konuda değil. Olsun. Ama biraz cimriliği mi var? Cimri mi? Cimri. Pinti. Bir yere gidiyoruz değil mi? Yani bir yerde yemek yiyeceğiz. Ben şimdi giriyorum açız yani yiyeceğiz. Bakıyorum böyle gidiyor. Yandan damat, yandan. Damat nereye? Damat demiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun diyorum. Tokum diyor. Anne ben tokum. Ya dedim beraber kahvaltı yaptık. Beraber çıktık. Nasıl toksun? Sen o zaman arada bir yerde yedin. Ama ben bir şeyde kızdım. Bak bu hani ne kadar tutabilir ki yani? Yani istiyorsan şu küçücük al. Ama bir pasta alıp da sizin yaş gününüzde gönlünü alsaydı güzel olmaz mıydı? Ya olurdu ama Taner ya fark etmedi ya da fark etti biraz cimriliğinden kaçtı. Hala mı cimriliğinden? Evet. Ben ayın 20'sinde benim doğum günüm vardı. Geldiklerinde de söyledim. Gidip de bir küçük bir pasta alıp eve gelirdi. Onunla da mutlu olurdum. Onu bile yapmadı. Vallahi daha. Pastayı sen yapsan ben daha mutlu olurum. Derdim ki kayınvalidemin elinden pasta yedim. Aa. Yine kadının yaş günü ya. Seni ne yapalım? Yok artık. Al bir pasta götür. Ben sana pasta aldım. Sen hala burada. Zaydan o benim
Ay kramamat ya. Bilseydim. Ben seni nasıl böyle tanımamıştım ya. Yanlış tanımamıştım. Bilseydim. Beni şaşırttın. Bir pastacı bu kadar darılacağını değil bin. Teşekkür ederim oğlum. Teşekkür ederim. Ay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür diliyoruz. Çok memnun oldum damat. Valla şaşırttın. Bir dilek tutaydın. Dileğimi tuttun. Bence dileğini biliyorum ben. Ne? Allah'ım oğluma damadıma çok para ver de bana bir şeyler alsın. Ya pasta alır mı? Valla en çoğunda sizin için tanıştım. Böyle televizyonun başından kalkmıyordum. O programlarınızı çok severek izliyorum. Göründüğünün 10 katı tatlısın. Ay yerim sizi ben. Teşekkür ediyorum. Sizin dualarınızla buradayız. Hep evet, öyle olur inşallah. Oğlunun ismi de torunumun ismi. Arasmanın da öyle. Evet. Aa, ne güzel. Çok tatlı. Adıyla büyüsün. Hepsi bütün evlatlarımız. Amin. Allah ama bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel. Vallahi çok, rengi bu sürpriz de çok güzel. Ben de size sürpriz yaptım. Siz de bana yapmışsınız. Memnun güzel oldum. Güzel oldu o zaman. Sağ İyi. Olun. Teşekkür süper. Ederim. Biz bütün anneler o kadar kıymetli ki bizim için. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Yanaklarından öpüyoruz. Elif sizi geçirsin. Hatta damadınızla beraber sizi geçirsin. Sağ olun. Gelsinler. Teşekkür çok ederim. Memnun oldum. Hepinize zaten. Başarılar dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bakalım döndüm yanınıza. Oo, hamur yoğuran bir erkek var burada. Salih Efendi. Efendim. Nasılsın? Şapkalar da ters takılmış. Bak bak bak. Demesinler şimdi niye eldiven takmadın diye. Vallahi elimin lezzeti geçsin. Eldiveni koyarsak eldivenin lezzeti geçer. Ondan sonra beğenmezler. Diyorsun. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben köfte yapıyorum. Neydi adı? Löpik miydi? Löpik. 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 Evet. Peki nasıl yapılıyor o? Bana bir anlatır mısınız? Gerçekten merak ettim. Şimdi şöyle Erzincan usulü mü? Evet evet şöyle söyleyeyim Zahide Hanım. İlk başta bulgurları ıslatıyoruz. Bulgurlar şişiyor. Heh. Bulgurlar bir yarım saat dinleniyor. Onlar biraz daha kabarıyor. Ondan sonra un alıyoruz. Unu ekliyoruz. Unla bayağı yoğuruyoruz. Şu aşama evet evet. Aynen. Heh. Elimize yapışmayacak derecede bırakıyoruz. Ondan sonra sıcak su kaynatıyoruz. Bu hamurları sıcak suya atıyoruz. Sıcak suya 30 dakika falan pişiyor. Ondan sonra alıyoruz. Yoğurdunu, sosunu yapıyoruz, sunuyoruz arkadaşlar. Anlattı yemek 1,5 saat. Anlamız 1,5 saat hazırlanması yiyip de. Aslında bulgur köftesi. Aynen ama o şey bizde Erzincanlı oldum. Şey değil mi? Yöresel böyle. Son yoğurt, 15 dakika. Yoğurt vesaire bir şeyler konuluyor mu? Koyuluyor evet evet evet. Koyuluyor. Senin bu ara şey olmadı ben sana ben ona şimdi bakacağım hayatım. Ne tam. Olmadı? Bak bakıyorum mahallebiye ben bakıyorum. Oluyor oluyor hiç sıkıntı yok. Peki evlenirken içinde kalan bir şey oldu mu? Yani nasıl diyeyim? Ya ailem mesela çok gelmedi benim düğünüme falan. Aa. Ailem yoktu evet. Aha, ailem İstemediler yoktu. Mi? Aslında istediler. Her şey isteme falan çok güzel oldu. Güzel. Ondan sonra eşime tarafı gerçekten eşime tarafı hiç beni bırakmadı yalnız hiçbir zaman. Hayır onlar bırakmadı hiç, kendi ailen benim, niye benim bıraktı? Ailem hiçbir zaman arkamda olmadı, destekçim olmadı. Ben hep tek kaldım, hep tektim. Tek mücadele ettim hayatta. Ama neden? Ya şöyle söyleyeyim, çok çalışıyordum. Hepsine çok çalıştım ailemin. Hiçbir zaman ailemi bırakmadım. Benim çalıştığında ailem, paranı onlara mı verdin? Hep onlara verdim paramı. Hiçbir zaman paramı esirgemedim ailemden. Niye yanında durmadılar? Benim ailem hep uzak kaçtı benden. Hani sanki ben yabancıymışım gibi istediler. Hiç buna ya, kim dahil? Annen, baban, annem, kardeşlerim? Babam rahmetli oldu zaten. Ben babamı çok seviyorum. Her zaman diyorum. Keşke benim babam olsa diyorum. Hani ben babasız olmak çok kötü benim için. Hani ben bakıyorum dışarıdaki insanlara babası var. Ben kalıyorum yani babam diyorum benim de babam olsaydı. Evlendiğimde babam da yanımda olsaydı. Çocuğum babam da görseydi diyorum. Babam yoktu yalnız kaldım orada. Düğünüm oldu. Düğünümde ailem yoktu. Ben hep tek mücadele ettim. Ama benim kaynanam falan gerçekten hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Allah var eşim hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Peki kendi annen niye? Hani baba olmayınca anne daha çok sarılıyor evlatlara. Şöyle söyleyeyim. Biz köyde doğduk büyüdük. Hani insanlar gibi böyle nasıl diyeyim size yani annem babam çobanlıkla biz büyüdük. Hani olabilir. Benim annem ben de köylüyüm. Ben de şapaneliyim.
Bir tek hani annem geldi zaten benim düğünüme, bir de teyzem geldi. Ama eşime tarafı böyle baktığımda hani ben dedim ki eşime ben çekileyim dedim istersen düğünden. Hani niye canım, olur mu? Gelirsin sen. Orası kalabalık, hani bakıyoruz ailenden hiç kimse yok. Ben dedim dur ben çekileyim dedim takıta falan. Sana takılsın dedim, ben takılmasın. Şey hani o kadar kötü oluyorsun ki aile yok, kimsen yok. Her zaman tek mücadele veriyorsun. Nazlıcan sen kazandığını yedirip ailene veriyorsun. Evet ailem. Sonuçta aile dediğin kim? Ailem. Önce annen, kardeşlerin, annem, kardeş, teyzen, halan, amcan, evet, baba tarafın. Hiç kimsem yok ya, ben hep yalnız kaldım. Her şeyde yalnızım. Tek mücadele ediyorsun, tek savaşıyorsun. Yani üç çocuğa baktım. Ya ben hep hani şöyle söyleyeyim, 16 yaşımdan beri zaten çalışıyorum. Ondan önce çocuklarla büyüdüm. Hep çocuklara bakıyordum. Benim dışarıdaki insanlar gibi özel hayatım olmadı. Diğer insanlar gibi giyinip gezemedim. Hiçbir zaman. Böyle insanlara her zaman bakıyordum. Ay diyordum bunlar ne giymiş, nasıl yapmış. Hani o kadar her şeyde böyle mağdur kalmışım ki. Ama hiçbir zaman yine her zaman diyorum ki Allah'ım ilk sağlığım yerinde. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Çok güzel bir çocuğum var. Çok güzel bir eşe sahibim. Her zaman hani bunlara şükrediyorum ben. Yani hiçbir zaman. Söylediklerin en büyük zenginlik. Evet zaten hiçbir zaman hani arkama dönüp bakmıyorum. Ay diyorum Allah razı olsun benim eşimden. İyi ki benim eşim var diyorum ya. Ben diyorum hiç kimseye muhtaç değilim. Hiç kimseye. Ama çok kocam var. Çok Allah yalnız Allah kaldım. Ben çok yalnızdım. Benim hiç kimsem yok. Ben her zaman buruk kalıyorum her şeyde. Çok babanın tek ailesi de mi? Babamın ailesi hep babamdan uzaktı. Ama babam olsaydı diyorum ki hani. Sen de mi? Hani babam hadi olsaydı diyorum ki ben hiç yalnız kalmazdım. Keşke diyordum babam düğünümde olsa. Hani. Ya çok zor ya. Vallahi çok zor. Nazlı yap, Nazlı çalış, Nazlı et, Nazlı et. Ama Nazlı'nın hiçbir şeyin yanında yoksa Nazlı seni ne yaptı? Nazlı seni kötülük yaptı. Allah kimse. Ana baba hasreti çektirmesin. Çok zor. Yaş ne olursunuz. Çok zor Zahid Hanım, çok zor. Çok zor. Yetimlik gerçekten çok zor. Ailen olmaması ama çok zor. Her şekilde yarım kalıyoruz. Biz yani çok zor. Gerçekten ben çok çektim. Benim kadar çeken yoktur inanın. Çok benziyoruz. Ben yani çok kader çektim. Kader olarak Nazlı Can'la benim de babam 16 yaşında kaybetti ama benim ondan tek şanslı yanım galiba. Benim annem yanımızda kaldı. Benim annem. Evet, hem annelik hem babalık yaptı. Dün o yüzden söylemiştim. Buradan bir kere daha kendisine teşekkür ediyorum. Benim annem gerçekten arkamızda dimdik durdu. Nazlı Can'dan herhalde tek farklı yanı bu. Ama bak ikiniz de yuva kurmuşsunuz. Çoluğunuz, çok çocuğunuz, şükür, kocanız. Çok şükür her zaman diyorum. Çok şükür. Aynen. Gerçekten. Ona çok zaten şükür. Çok şükür ama ediyorum. Ama hani insan böyle görünce her şey güldük gülistanlık zannetmesin. Zannetmiyor. İnsanların olmuyor. Yüreğinde neler hiç, ne fırtınalar kopuyor. 3 dakika gidiyorum ama 5 dakika sonra ağlıyorum. İster istemez bir şey oluyor. Aile yok. Her şekilde her zaman aile gerekiyor. Hep aile istiyor herkes. Hayatım çok sen zor. Bir ailesin artık. Evet. Özlemciğim hadi geç bebeğim. Özlem yavrum herkesin yerine kendini koyuyor. O da ağlıyor, o da gülüyor. Yavrum benim. Allah. Sen destek oluyor musun Salih? Her zaman. Eşim her zaman destek oluyor. Her zaman. Hiç bir zaman hakkını yemem. Gerçekten her şekilde yanımda. Yani eşimin yapmadığını eşim yapıyor zaten. O yüzden her zaman eşimin Allah razı olsun diyorum eşime. Hiçbir zaman eşimden şikayetçi değilim. Hiç de olmaz. Evet. Hiç değilim. Salih sen kız ağlıyor. Sen habire bir şeyler yapıyorsun burada. Yoksa ben de ağlayacağım. Yoksa stres edecek. Yok benim eşim ağlamasın. Sen de ağlama. Sen de ağlama. Bak evladın var şimdi. Evet. Onlara bunları çok anlatma. Yok. Hele kız çocuklarına böyle çok acılı acılı hayatlar. Evet siz yaşamış olabilirsiniz ama çok
anlatmayın. Sonuçta zor. Ama bir kız çocuğu için düğününde hani ana babasının olmaması, Azma, hele babasının su olmaması. Su kaynadı, bir saatte kaynıyor su. Lütfen yani. Nazlıcan, düğününde baban olsaydı ne yapsın isterdin? Yani şöyle söyleyeyim, ben babama çok düşkünüm. Ben babamı çok seviyorum. Hani biz 6 kardeştik. Babam hep derdi ki o benim son yavrum. Hani onu bu incitme. Sen en küçüksün. Evet, hani seni hiç yalnız bırakmamaları gerekiyor. Hani onu incitmeyin, onu kırmayın. Ama baba gittikten sonra her şey bitiyormuş. Ben onu anladım. O tabii, anne gittikten sonra derler aslında ama. Baba gittikten sonra her şey bitti. Sizin anneniz taraf mı tuttu Nazlıcan? Aslında benim annem de zor çok çekti. Ya da çekti. O da mı? 6 çocukla kadın dul kalmış. Benim annem de çok çekti. Anneme de bir şey diyemiyorum. Senelerdir biz çobanlık yaptık. O kadar eziyetler çektik. O köyden o köye gidiyorduk. Hani bizim hayatımız çok zordu. İnanın hani buradan bakınca çok farklı falan. Öyle olmuyor. Hani ya ben o yüzden hani her zaman buruk kaldım ailem konusunda. Ama hiçbir zaman isyan etmiyorum. Herkes kendi kaderini yaşar, seçiyor. Aynen. Sen evladına güzel bir kader. Ben evladıma güzel şeyler düşünüyorum inşallah. Sağlığımız var çok şükür her zaman diyorum. Aynen. Sağlık, sağlık, sağlık yani. Sen evladını düşün. Her zaman moralin yüksek olsun. Şimdi yemeğini yap, al altınları git. Ne diyeyim, tamam mı? Hadi bakalım. Az zamanımız kaldı. Güzel bir yemek bekliyorum sizden. Haydi. Tamam hayatım, tamam. Haydi, haydi, haydi. Şu portakalları yık. Aşkım, yıkala o portakalları yıkar mısın? Abi yıkanır mı şimdi o portakal? O portakal şimdi yıkanır mı açtıktan sonra? Yok, portakalları... O portakallar yıkanacak bebeğim. Hadi o zaman bak. Ne muhallebi oldu ne oldu yani ben şu an hiç anlamadım. Niye bu kadar oldu ben anlamadım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ya da yanlış mı biliyorum? Normalde portakallar soyulmadan yıkanır mı? Evet. Ben öyle biliyorum. Siz soyduktan sonra yıkıyorsunuz şimdi. Nasıl yanlış olacak? Görüyorsunuz. Siz bence burayı iyice izleyin. Ondan sonra yorumlayın. Bir dakika arkadaş. O sulu portakallı tatlı mı oluyor yoksa portakallı tatlı mı yok, oluyor? Yok siz bence izleyin. İlk başta mı yıkandı? Sonradan biz zaten mı yıkandı? Portakallarımızı Hakan Bey ilk başta yıkadık. Hakan Bey haksızlık yapmayın, yıkadı. Salih Bey yıkadı. Yıkadı mı şimdi Nazlı yıkıyor? Nazlı Can'ın bir daha yıkıyor. Yıkıyor. Bir daha yıkanması dışarısına gerekiyor. Dışarısına bulaşan su aktığı için tatlı haline götürmeye çalışıyor. Yıkadı. Ne portakalmış be. Evet, öyle portakal. Ne portakal? Şuradan kaşığı aç. Kaşık al, 3 kaşık un koysana oraya. Hangisine? Şuna. Bu oldu zaten. Olmadı, biraz daha var. Hiçbir şeyi yetiştiremeyeceksin, ben sana söyleyeyim. Yetiştireceğiz, sen rahat ol. Bu, yumurta? Yumurta, bir tane atacağız sarısını. Ben hiçbir şey göremiyorum ya. Daha henüz hiçbir şey göremiyorum. Bence var ya gözleriniz bozulmuş. Şu anda yani sizin gözleriniz bozulmuş. Gerçekten ne portakalı yıkadığımızı görüyorsunuz, ne burada yaptığımız işi görüyorsunuz. Ben buradan takip ediyorum. Bir saattir muhallebiyi karıştırıyorsun Salih. Hakan Bey, başta ben sizin gözünüzü doyuracağım, sonra karnınızı, siz rahat olun. Vallahi... Arkadaşlar bir fırsat verin, yapsın bitirsin. Ben de söylüyordum ama artık bir fırsat verelim. Ben fırsat vermek istemiyorum. Bana fırsat verilmiyorsa ben de bir başkasına fırsat vermek istemem arkadaşlar. Biz burada yarışıyoruz. Siz birdenbire böyle değişiyorsunuz. Sonra birdenbire yükseliyorsunuz. Sürekli yerden yere mi vuralım? Evet, gerekirse vuracağız. Bu kadar kolay bir menüye gelip de adamlar daha tabak çanak bozmadı ya. Aşkım, bence Nazlıcan Hanım bizi yöresel yemek diye kandırıyor. Zaten adı üstünde, yalancı. Tuğba Hanım, siz ne anlarsınız yöresel yemekten? Allah aşkına bırakın ya. Ya yalancı yaptım diye köfte yapmışsın, yöresel diye uyduruyorsun işte. Sabahtan beri orada bir portakal, bir de iki tane tencere tamam karıştırıp duruyor. Tamamdır arkadaşlar, ben mantı açtım da ne oldu? Onlar kolay yapıyorlar, ben mantı açtım da ne oldu? Ne oldu? Ona da kolay, bana da kolay. Daha doğrusu açamadın da ne oldu diyelim biz. Elif, sana kolay diyen olmadı zaten. Siz yapamadınız. Yapsaydınız... Güzeldi. Güzeldi. Ne demek açamadım ya? Mantı kafam kadardı. Aynen öyle. Senin kafan büyükse benim mantılarım yani küçükse büyük, o senin sorunuz. Mantın mı küçük? Sığdı mı dört kafan tane? Da... Bir tane anca sığdı. Ben Kayseri mantısı değil.
Ben ya bu ne kadar? Sen mantı yastık mantısı yastık kadar. Tamam sen nerede sen? Tamam Kayseri mantısı olmasa da okulda hiç olmasa. Canım mantının ne kadar olduğunu niye, da bilmiyorsun. Niye sen mi açıyorsun? Sana özgü bir şey mi? Evet sen bana özgü. Ettin. Bak ben burada açtıysam gördüm bana özgü. Bir kere özgü olduğunu gördüm. Tüm hafta boyunca gördük. Bir evet. Tane eliniz hamura bile girmedi. Evet. Özgü olduğunu gördüm. Ondan sonra İki yok yemek yaptım. Bugün. İki girmemiş dedim. Yok yemek yaptım. Birisi der yemek yaptım. Öteki der yufka açtım. Aman. İyi ki girmemişler. Eliniz hamura girmedi demeyin lütfen. Benim az önce girdi. Pardon dün girdi. Bak şekerim ben evde böyle açıyorum. Hatta şöyle çeviriyorum mantıyı. Şöyle. Bakın. Bak bakalım benimki mi güzel, seninki mi güzel. Mantı hamuru böyle açılır tatlım. Vallahi Tuğba Hanım bence mantı mevzusu açıldığı zaman siz susun. Daha fazla rezil olmayın. Bence yani de olacak herkes bir durum izledi. Yok ki. Ben hiç açmadım orada. Sadece nasıl açıldığını gösterdim. Biraz acele lütfen. Tamam. Biraz acele yani. Orayı tamam, dinleyeceğine orada işini yapsam bitti, böyle olmaz bitti, yani. Ben sana aşkım, söyleyeyim. Bitti. Elif Hanım siz de sürekli mantıyı açıp açıp durmayın. Allah aşkına neden sürekli rol çalıp duruyorsunuz. Neden açıyorum ama orada bakın. Bugün Tayfun sabahtan Bey, beri mantı konuşuyoruz. Tayfun sürekli Bey oradaki yemeği diyorlar ki çok basit, çok kolay. Ben de diyorum ki ben zor yaptım. Ne oldu? Biz de zor yaptık ne oldu? Haklısın. Yani... Meyveler hazır, portakal hazır. Ondan sonra yaptığınız köftede hiçbir şey yok. Bir de gelmişsin benim zamanımda diyorsun ki patlıcana ne yaptın? Patlıcanın suyunu süzdüm. Ondan sonra közledim, temizledim kabuklarından. Sen ne yaptın? Aşkım, aşkım sen rahat ol. Tüm yemek yapamayanlar arkadaşlar katılmış yarışmaya. Sen rahat ol. Hiçbiri de yemek yapamamış. Başta da kendileri. Başta patlıcan mı yaptın dedi. Evet patlıcan. Ben hiç patlıcan tadı alamadım yalnız yemeğinden. Evet, köz patlıcan yapıp da köz tadı alamayan tek insan sensin. Tek ben mi alamadım? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? 4 gün boyunca Salih neden tabakları bitirdiği belli oldu. Evde sürekli Nazlıcan aç kalıyor. Kesinlikle aç bırakıyor Salih ve burada tüm tabakları bitiriyor. Evet Merveciğim, aç bıraktığım için benim eşim de böyle zaten baksana. Öyle bir şey fark etme, belki hareketsiz yaşıyordur. Çocuğa biraz köfte yap, et yap, tavuk ya yap, bir şey fazla, yap. Yalancı yalancı şeylerle kandırıp durma Allah aşkına. Siz rahat olun, ben eşime her şeyi yapıyorum. Ben sizin eşimin gibi elinden yemek... zehir olsa yerim. Zehir olsa yerim. Bırakın yalancıyı, sahteyi, zehir olsa yerim. Ama biz yemeyiz. Sen bugün şovmensin. İlk gün gördüm seni, özür diliyordun eşinden. Sen 4 gün burada sessiz sessiz duruyordun. Hayrola sana ne oldu böyle Hakan sesin açıldı? Bey, Hakan demek Bey. Ki sen 4 gün... Şovculuk sizin işiniz. Bir dakika, bir dakika. Sen 4 gün bugün oynadın. Sen 4 gün bugün oynadın. Sesin çıkmadı orada. Ben sessiz sessiz durdun. Şimdi de bol bol konuşuyorsun. At Allah. At daha Hakan nereye Bey, kadar atacaksın? Hakan Bey o masajı kendi bana... Kendi günümü bekledim ki size enerjimi anca... Ayarlayabilirim. Aynen, aynen. Hakan aynen. Bey, o masajı size Salih Bey yaptı. Tuğba Hanım değil. Unuttunuz galiba. Sonra başına kalktı. Salih Bey masaj yaptı da sonra geldi şov yapıyorsun dedi. Dün de eşi gitti, bayıldı, ayıldı. Biz ona şov yaptın dedik mi? Vallahi ben şunu düşündüm. Hakan Bey siz nankör bir insansınız. Hayda. Ne nankörlüğü mü gördün? Salih Bey yaptığınız nankörlük. Yaparken ki o rahatlığınız adam yani. Sizi kendinize getirdi ya. Eşinizin yapamadığını Salih yaptı. Vallahi bravo diyorum. Evet, kardeşim yaparken Allah Salih razı olsun dedim. Sonra geldi dedi ki o kadar doktor, o kadar ilaç bilmem neden sonra sen dedi oyun oynuyorsun dedi. Ne nankörlüğü? Biz Allah razı olsun dedik. Bir de üstünü arkamızdan vurdu. Hastaya da bir tekme o vurdu. Bu nasıl nankörlük? Nankörlüğün dibini yaptı. Siz nankörlüğü bile geçtim. Evinde yediği yemeğe kadar girdiniz. Onu yedim mi, bunu yedim mi? Şu senin evinle ne yiyorsun? Ben evimde ne yiyorum biliyor musun? Belki hiçbir şey yemiyorum. Kimse ilgilendirmez. Taner, Taner. Sen cimrilikten yemiyorsun. Pastayı getirdikten sonra sesin açıldı. Valla bu kadar açıldı. Her şey sesi kısık. Bu kadar açıldı. Ama siz beni kahveye göndermediniz mi? Ha? Ondan sonra oldu. Aa, nerede? Kocan nerede? Merve nasıl? Mikrofonu değişecek. Mikrofonu değişecek. Yo, kimsenin mikrofonda bir sorun yok. Ne yaptın kız? Kocamı mı kaçırdınız yoksa? Kocan kaçtı. Gel bakayım yanıma gel. Kız insan kocasına sahip çıkmaz mı? Gel bakayım yanıma. Hiç haberi yok. Konuşmaktan böyle böyle mutfağa gitmekten. Allah'ım ya. Hayır yanında kocan yok. Hiç sormuyor musun nerede bu adam diye? Merve Nur gel yanıma gel. Uçma oradan gel. Şoklardayım. Şişt lan götürdüm. Götürdüm. Şişt lan götürdüm.
peki? Nerede takıyor? Allah Allah. Ay mikrofon herkesin tamam. Şey yaptın. Arıza mı varmış? Seni yemişler. Arıza falan yokmuş mikrofonunda. Nasıl? Valla arıza yok. Kocan gitti. Ne nikahıydı ya? Yine bir sürpriz mi yoksa? Ne nikahıydı ya? Valla gitti. Gitti. Artık sen tek yarışacaksın. Hayır. Adam çenesine dayanamadı, kaçmış gitmiş buradan. Kendinize karıştırmayın. Tabii. Oraya da laf yetiştiriyor ama kafa da gitti yalnız bir taraftan. Ne yapacaksın kocasız? Gitti. Hani yok, nerede? Hani nerede? Valla adam dayanamadı. Sana dayanamıyor. Valla bilmiyorum. Yaşatabilmek için benimle bir daha evlenir misin? Bir ömür, bin defa dünyaya gelsem evet! Ya sen deliyorsun. Elini uzat. Ya ellerim titriyor. Şu askere ya. Gitmeden bir bu kaldıydı. Kına mı yaktınız? Ben yıllar önce yapamamıştım. Gel, Allah aranızda kimseyi sokmasın. Gel. Evet, eşimin içinde kalmıştı. Daha önce de yapmak istiyordum ama çok basit kalacaktı. Böyle bir elime fırsat geçti. Ben de burada yapmayı tercih ettim. Dedim daha mutlu olacağım. Ellerim titriyor. Ya. Kalbim duracak şimdi. Kızı kandırmışsınız bir de. Çok korktum ama gerçekten. Mikrofon çalışmıyormuş diye gitti yavrum. Gerçekten çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Yalnız Sinan için bugün çok önemli bir gün. Çünkü bugün cuma ve birazdan askere uğurlayacağız onu. Burada bir kutlamasını yaptık. Karısı yakarmış kınasını, iki evladıyla beraber vatan toprağını beklemek üzere gidermiş Sinan. Evlatlarına bir şey söylemek ister misin askere giderken? Ya onları çok seviyorum. Onlardan ayrı kalmak beni üzecek ama ya ben buna mecburum. Çünkü bedelli yapma imkanım da var, parası da hazır. Ama çocuklarımın rızkını da oraya veremem. Vatan borcu. Bizim asker, bizim asker. Bizim asker, bizim asker. Bizim asker, bizim asker. Ondan sonra en son içinde kalmasın. Bir de evlilik teklifini yaptık. Kınasını da ya, bende asker kınası, bende de var, onda da var. Artık daha ne diyeyim, yalnız gözünüzü seveyim. Madem evleniyorsunuz, niye teklif etmiyorsunuz da kızların içinde bırakıyorsunuz? Sonra bak beni böyle uğraştırıyorsunuz. Evet abla, ben çok haklısın abla. Ben evlilik teklifini yaptım ama nasıl biraz yaptın? Argo oldu, değişik oldu. Araba... Sormaya korkuyorum nasıl yaptın. Yok öyle değil. Biz beraber arabadaydık. Arabanın torpido gözüne yüzüğü... Şunu ters tutma, şöyle tut. Heyecandan bilmiyorum ki. Arabanın önüne yüzüğü atmış torpido gözüne. Aa. Ama böyle paketi falan yok. Al bak dedi, orada ne var dedi. Açtım, yüzük böyle düştü, aldım.
kendim açtım. Anana sor damat lazım mı dedi. Allah'ım ya. Bu mu evlilik teklifi? Bu kadar. Hayalindeki böyle miydi? Hayır. Hayalindeki şimdiki gibi miydi? Ha, evet. Yani bu kadar beklemezdim aslında. Kız niye kocanın yanında durmuyorsun? Siz niye yan yana değilsiniz? Ha? Ben çok seviyorum onu. Ay. O her şeye de inanmam. Kaç ay askerdesin? 6 ay. 6 ay. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider inşallah. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Hayırlı bir şey söylesene kocana. Güzel bir şey söyle. Ben de onu çok seviyorum. Ben gerçekten de... 1000 defa dünyaya gelsem 1000 defa ona inanırım. Söyle ona. Bak ben de seni çok seviyorum, tamam mı? Ben de çok seviyorum. İyi ki sen. İyi ki sen. Bir şey diyemiyorum ki şu an. Çok, o kadar çok duygulandım ki. Vatan sana, evlatlarımız bana emanet Allah'ın izniyle. Sağ salim git gel. Bütün Mehmetçiğimizi gönülden alkışlıyoruz. Hadi bakalım sizi yerinize alıyoruz o zaman. Demek ki neymiş, çenemden bıkmamış 1000 defa aşık olmuş. Hala içinde o kalmış yalnız kızası, ne söylediyseniz içinde bırakmış. Bak yürüyüşü değişti bak. O hep öyle zaten. Kız yastığı bırak artık. Son 5 dakika. Hadi bakalım. Yalnız çıtayı çok yükseltiyorsunuz, bu olmuyor yani. Peki arkadaşlar son 5 dakikanız. Ona göre güzel güzel sizden tertemiz. Yetişti. Hadi bakalım. Soyadım gibi olabilecek misiniz? Yetişecek mi? Yetişti. Son 5 dakika derken... mis gibi bir mutfak bekliyorum. Güzel de bir sofra kurun. Kim kuracak sofrayı? Eşim. Ben kurum. Salih, evet. Hızlı git. Bir şeyleri unutma. Sofra çok büyük. Buradan ne kadar göründüğünü bilmiyorum. Bayağı büyük bir misafir soframız var bizim. Ay misafirleriniz çok olsun. Sofralarınız bereketli olsun. Hadi ben gittim. Onlar devam etsin. Arkadaşlar ben burada 10 tane portakal görüyorum. Nasıl olacak? Rahat ol, ben sizi doyuracağım. Kaç gün? Hayır. Kaç gündür insanların eksikleriyle ilgili şu konuştunuz. Portakalı çıkar da burada artık. 10 tane portakal var. Şu alttaki portakalı çıkart. Çıkartma ya. Çıkarırsın. Çıkart şu alttaki portakalı. Çıkarırsın, ben sayıyorum. Ya niye atıyorsun ki? Ben onu anlamadım. İyi kötü koy, böyle malzeme verirsin. O dinletin malzemeyi, ben sana sorayım. Malzemenin kralını sen veriyorsun. Eksiklerin ne? Benim şu an bir eksiğim yok. Tabii tabii. Say bana orada portakalları. Sayacaksın abi, sayacaksın. Bırakma. Hakan Bey, sizin gözünüz maşallah şey gibi burada. O, ben doğruları görüyorum, doğruları. Biz de doğruları söylüyoruz size burada zaten. Evet, sen daha 10 tane, 11 tane diyemedin. 10 tane sayıyorsun orada. Evet, evet. Bir tencerede muhallebi vardı, diğer tencerede sabahtan beri ne kaynıyor, ben onu anlamadım ya. Ben taktım ona, hayır. Yalan mı köfte hocam? Hayır. Bir şey kaynıyor ama ne kaynıyor? İsmi gibi olmasın da, yanına gelmeyelim. 11 tane değil, 10 tane. Eksik abi. Ama senin eksik değilse senden ne alakası var? Kendisini vermez. Sana olur mu abi? Tamam olacak. İyi, ben de kendimkine eksik yapayım. Ha, bir tabak kendinize koymasaydık. Olur mu öyle şey ya? O zaman benim kulağım... Siz öyle bir şey olur mu abi ya? Bizim de eksik vardı. Sen o zaman sofrana misafir çağır de ki ben yemiyorum. Lütfen düzgün doldur. Aşkım ister istemez kap. İster istemez değil yani. Onun senin şu an öyle bir şansın yok yani. Sen koştur, ben burayı topluyorum. Hadi hayatım. Hadi hayatım, koş. Ben sana güveniyorum aşkım. Hadi hayatım, yapabilirsin. Aşkım hadi, ben mutfağı topladım. Yardıma geliyorum. Hadi hayatım. Evet hayatım, çok güzel. Frisbee mi atıyorsun? Fırlatma, yere düşer. Hayırdır Salih, olimpiyatlara mı katıldın? Yapabilirsin aşkım, yap. Sen böyle doymam. Aşkım sen kimseyi doyma. Evet çok güzel hayatım, yap. Sen böyle doyma. Sen devam et hayatım, çok güzel. Bitti. Sen burayı bırak, bura bitti. Bitti burası. Hadi hayatım, bitti mutfak. Hadi aşkım. Mutfağı temizle. Aşkım ben mutfağı temizledim. Oradan kaybedersem seninle kavga ederim. Evet aşkım. Evet yaptın. Evet bitti. Aşkım bitti.
düştü yere. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti! Bitti! 5 tam altın sahibini bulmak üzere. Olan çiftim. Tuğrul Efeciğim, bak şimdi burası programımızın teftiş kısmı, tamam mı? Burada anneyi babayı teftiş edeceğiz. Güzel bir yemek yaptılar. Kimse çok fazla yemeklerini bilmiyor, tamam mı? Beraber bakalım. Bak hala pişiyor. Burada da sosu var artık. Bakalım bunlar sofraya nasıl gelecek? Şimdi sen varken de ben ne diyeyim annene? Vallahi ne diyebilirim ki? Şurada ayakkabıları var ama görmeyeyim. Biz gidiyoruz. Şimdi soframızı teftiş edeceğiz. Gel bakalım. Babam burada. Allah'ım bu ne? Sen baban gibi olma tamam mı hayatım? Baksana çatallar, kaşıklar fırlatmış. Tuğrul, şurada da sanatsal bir tabak çalışması var, görüyor musun annem? İnanamıyorum yani. Bunları fırlattın, attın herhalde sen. Neyse şuralar kapalı. Buradan hepsi uçmuş, kaçmış. Sence bu sofra olmuş mu? Olmuş. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Babana da bir şey demedim. Babana da bir şey demedim. Ne yapalım? Şimdi böyle bir dünya güzeli melek getirmişler. Ben ne diyebilirim ki? Aman sofrayı ne yapayım? Tamam, çok güzel olmuş. O zaman kurduruyorum, sofrayı toplatıyorum. Evet. Kızıyor vallahi, anasına babasına bir şey dedirtmiyor ha. Güzelce yemek masasında buluşuyoruz efendim. 5 tam altın. Bugün sahibini bulacak. Bugün bir çiftimi 5 tam altınla götüreceğim. Gönül ister ki hepinize ayrı ayrı vereyim ama sadece her hafta birer tane verebiliyorum. O da az değil yani. Bence gayet iyi. Kesinlikle. Ve Nazlıcan, Salih Şimşek çifti yarıştı. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Bu arada bana ilk defa bir şey söyledi. O yüzden buyur. Arkadaşlar, masama hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İnşallah yemeklerimi beğenirsiniz. Mutlu sizi göndermek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Allah bana bir hoş geldin konuşması yapabilir miydi? Kimse sormamıştı tabii ki. O zaman yemeklerimizi lütfen güzelce tadalım. Ve sonrasında yorumları ben de merak ediyorum. Ben de tekrar söyle, Erzincan yöresinin özel bir yemeği bu. Evet, lopik. Lopik ilk defa tadacağım. Bizde lopik demezler. Bizde bunun ismi gerçekten yedim ve ben bunu yalancı köfte gerçekten, o yüzden yalancı köfte bilmiyormuşum. Arkadaşlar bu arada tuz koydun mu? Yok arkadaşlar, tuz koymadık, özellikle az tuz koyduk. Tuz burada var, isteyen atabilir, buyurun. Ben alabilir miyim? Çünkü ben tuzsuz yiyemiyorum. Ama o zaman da lezzeti gidiyor gibi oluyor. Evet. Yanlış bir puanlama da yapmak istemem. Siz de lütfen el denele. Tuz bence atın isterseniz. Evet. Arzu ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Atabilirsiniz. İsteyen buradan alsın arkadaşlar. Taner Beyciğim, iyi misiniz? Tabak duruyor mu? Duruyor. Baktım, silip süpürmüşsünüz ama devamı var mı der gibiydiniz. Köfteyi severim. Seversiniz. Ama maliyet az. Köfte de güzelmiş. Ama doğru, gerçekten. Bak gayet güzel. Yalancı köfte falan. Yaratıcı. Ama. Yaratıcı, süper. Peki, o zaman beğendim diyor muyuz? Bak ben böyle sorunca şimdi bir şeyler aramayın. Şimdi... Ben bu yemeği beğendim. Beğendiniz. Niye ya, fısıltıyla söylüyorsun? Ya, sesi gitti çünkü. Arkadaşımı... Beş günde gitti ses. Yapılmayan bir yemeğe iki verdiysem bu iki olamaz. Tamam. Peki. Köfteler güzeldi. Tuzsuzdu. Tuzunu aldık oradan. Evet. O tuz kısmını böyle halledelim. Haksızlık oluyor bu sefer. Evet. Yediğinizin lezzeti olmuyor. Hepiniz için geçerli. Aynen. Evet. Güzeldi. Sosu da yerindeydi.
İlk defa yedim ben de. Değişik bir tattı. Güzel oldu benim için de. Tatlı da güzel, tatlı da güzel. Muhallebili, meyveli tatlı. O zaman Özlem ve Tayfun. Tamam. Yani genel olarak beğendim. Hem ana yemeği hem tatlısı. Tabii eleştirilmesi gereken yerler var. Puanımı verirken de ona göre değerlendireceğim. Eşimin de görüşlerini merak ediyorum açıkçası. O zaman Zahide Hanım, ben bunu daha önce yedim. Yalancı köfte olarak bu kadar büyük yapılmıyor. Benim bildiğim kadarıyla yediğim daha küçük. Bir de birazcık daha sanki yoğurtlu, tabii ki tercih meselesi de olur. Biraz daha yoğurtlu sanki isterdim. Tatlıda da magnolia mı? Değil. Sanki bana birazcık da şekeri fazla mı geldi bilmiyorum. Peki. Fena değil ama. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Merve Nur, beğendiniz mi? Ya yemeği beğenmedim çünkü ilk kez yedim ve tam ne olduğunu anlayamadım. Böyle sanki haşlanmış hamur üzerine böyle şey, yoğurt, sarımsaklı yoğurt gibi bir şey. Öyle zaten. Ama işte tam kendisi mi böyle? Hayır. Tam böyle ne olduğunu anlayamadım işte. Tadını, şeyini tam anlayamadım ama tatlıyı beğendim. Güzel. Peki. Sinan? Teşekkür ederim. Ben beğenmedim çünkü ben hiçbir tat alamadım. Ben de öyleyim. Ne olduğunu şimdi anlamadım. Şimdi yemek olarak bizim önümüzde bu konuluyorsa, kardeşim kusura bakma. Yok, hani estağfurullah. Seni rencide etmek istemiyorum. Ben bir tat değerli almak isterdim. Hani köfte, yalancı köfte ama bir tat gelsin yani ağzımda. Sadece yoğurt sosu gelmesin. Ha, tatlı güzel ama çok basit bir tatlı. Sadece bir portakallı süslemesi var. Başka da bir şey yok. Ama tatlım güzel. Güzel, bak, güzel. Yanık manık değil ama çok basit bir tatlı yani. Teşekkür ederim. Peki. Tuğba ve Hakan. Ben bunu daha demin şöyle bastırıyorum evet, ve ancak kesiyorum. Yani ya bu köfte ya da bana hamur gelmiş. Bilmiyorum. Hepsini de denedim teker teker ki haksızlık olmasın diye. Biz biraz emek harcadık. Emek harcadığımızda söyledik, etlerin iliklerinden tut yağına kadar. Ya şunu da şu ucunu alsaydınız. Hani bir zahmet emek harcıyoruz. Bu çok basit oldu. Talihsizlik yaşadınız. Kendinize yarım bıraktınız. O da benim dikkatimi çekti. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Peki. Ben kısa ve net bir yorum yapmak istiyorum. Damak tadıma hiç uygun değil. Peki, o halde puanlamaya geçiyoruz. İsteyen bitirsin, isteyen önünden aldırıyorum ve puanlamaya geçiyoruz. Mutfak bahane. Puanlama için hazır mısınız? Hazırız. Lütfen pintilik yapmayın, bit kadar yazmayın, büyük yazın. İstediğinizi yazabilirsiniz bu arada. Artık son gündeyiz. Final biraz sonra 5 altın sahibini bulacak. Beğendiyseniz gözünüzü seveyim, ona göre puan verin. Hiçbir masa bence birlik değil, onu da söyleyeyim ve buyurun. Herkes puanlarını verdi. Taner ve Elif. Lütfen kaldırın kartlarınızı. Oo, kaç tane üç var o? 2-3. Peki, güzel bir okur musun Elif? Güzel bir tat ve deneyim. Teşekkürler Salih ve Nazlı. Çünkü hayatımda ilk defa yiyorum. Ama güzeldi. Yemediğim için de ön yargılı olmak istemedim. Bence güzeldi. Tatlı teşekkür da ederiz. Tamdı. Yani her şey tamdı. O yüzden benim için bir sorun yoktu. Teşekkür şimdi ederim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Söyle. Ben ilk defa yedim. Normal hayatta yerim. Hadi versen önüme yerim. Ama inanın ki ben 4 vereceğim. Basitti. İnanın ki. Niye 3 verdim? Yemeğin yanında haksızlık versem, olmasın diye ben de daha fazla hiç yedim. Hiç yiyemeyeceğim bir tabak vardı. Peki. Evet. O yüzden seni çok zorlamak istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ve Tayfun'un hep yorumları enteresan olmuştur. Hakkaniyetli davranmaya herkes tabii özen gösteriyor ama onun yorumları da enteresandır. Evet. Lütfen Tayfun ve Özlem kaldırır mısınız kartlarınızı?
3. Peki neden? Neden? Şimdi öncelikle bir Erzincanlı olarak ben daha önce bu yemeği yemedim. Bizim ve diğer arkadaşların yemeklerine göre biraz daha az zahmetli, daha basit bir ana yemekti. Ama tadı güzeldi. Ben yedim. Olsa devamında yiyebilirdim. Bundan sonra da özellikle bizimkilerden hatırladığınız falan... için artık. Evet. Zaten Erzincanlılar seni izliyorlarsa şimdi bu yemeği sevenler diyecekler ki bu nasıl Erzincanlı? Aynen, kesinlikle öyle diyecekler diye düşünüyorum. Selam olsun hepsine. Bu yemek değil, ara sıcak. Peki soralım. Sizin köyde mesela bu nasıl yenir? Şöyle söyleyeyim. Bizde genelde bu özel günlerde yapılır bu yemekler. Sizde... Özel günde bunu mu yapıyorsunuz? Evet, ben size. Ama bu ıslak bulgur aşı. Sizin için öyleyse teşekkür ederim. Ama üç verdin. Hayır, neye şöyle göre, üç verdin. Lezzetine hayır, ben ara sıcak bir, burada ana yemek yarışması ama ara sıcak üç. Ben bitirebilir miyim? Çok hayır, özür dilerim. Bence sen bitirme. Siz bunlara üç veriyorsunuz ya. Benim hakikaten bak şu an ciddi ciddi konuşuyorum. Sinirleniyorum. Siz buraya nasıl üç veriyorsunuz arkadaşlar? Benim... Ya burada var ya sizden önce, sizden sonra yarışanlar var. Hakikaten hakkaniyetle, vicdanınızla bunu yazdıysanız helal olsun size. Ben başka bir şey demiyorum. Yemin ediyorum. Hakan Bey, benim verdiğim gerçekten puan üzerinden sinirlenemezsiniz. Ya. Öyle bir hakkınız hakikaten da yok. Hakkaniyet i̇stediğime, konusunda söylüyorum sana. İstediğim tabii, puanı veririm. Tabii. Vicdan benim vicdanım. Muhakeme benim muhakemem. O yüzden lütfen benim verdiğim puan hakkında sinirleniyorum gibi öyle garip garip yorumlar yapmayın. İstirham ediyorum. Ben lütfen cümlemi bitirebilir miyim? Bitirme. Ben bir şey söyleyeyim, sana cevap vereyim. Sen size dedin sormayacağım şimdi, bitirip bitirmediğimi. Lütfen. Ben şunu söylüyorum. Ben şunu da düşünüyorum. Ben şimdi kötü bir puan aldığım için nasılsa kaybedeceğim. Bari kazanacağı da engelleyeyim gibisinden puan veriyorsun. Sen eğer buna 3 veriyorsan benim ne gibi bir çıkarım olabilir? Bana 5 vermen lazım. 5. Nazlıcan Hanım, Nazlıcan Hanım'ın kazanmasıyla sizin kazanmanız arasında ne gibi bir çıkarım tabii, olabilir tabii, ki? Tabii, tabii, daha tabii, Zahide Hanım'ın tabii, puanlarını tabii, bilmiyoruz. Tabii, tabii, tabii. Kim önde, kim geride bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Tabii. Dolayısıyla hiçbir zaman strateji yapmadım. En başından beri neyse onu söylemeye çalıştım. Burada da yiyebileceğim bir yemek, evet. Zorluk yemeği, zorluk yarışması da değil bu. Evet. Biz zorluk çekip zor yemekler zor seçerek yemek, belki de biz kendi kendimizi aslında zor duruma düşürdük. Ama diğer yemeklere göre de tabii ki biraz daha hafif bir yemekti. Daha az zahmet gerektiriyordu belki. Evet. Ama portakal gibi bir detay var. Portakalın aroması geçmiş, çok da ayrıca bir lezzet katmış. Dolayısıyla... burada da işte portakal detayı, oradaki emek vesaire çok da güzeldi. Tadı da çok güzeldi. Alkış için yapmıyorum. Emin olabilirsiniz. Gönlümden ne geçiyorsa onları söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla tatlı ve yemeği beğendim. Merve Hanımlara verdiğim o 3 puanı onların yemeğini de beğenmiştim. Dolayısıyla hakkaniyetli olması açısından. Belki bir 4 olabilirdi. Onu da düşündüm ama biraz basit olduğu için 4 de veresim evet gelmedi. Dolayısıyla ben 3 puanı layık gördüm kendi adıma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim şimdi. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir art niyet düşünmenize gerek yok. Benim 3 vermemin sebebi tamamen... Ben bugün tatlıyı şekerli bulup sonrasında da görmüşsünüz defalarca yedim. Ben şekerli çayı da şekerli içmem. Şeker çok kullanan bir insan değilim. Şimdi bana şekerli gelmiş olabilir ama tadı kötü değildi. Tadı kötü olmadığı için güzeldi yani beğendim. Bu diğer ana yemeği de ben Merve Nur'un yemeğinde de tavukta da yine demiştim aynı şeyleri. İşte büyük ya da tam pişmemiş. Merve Nur'un yemeği için de aynı yorum yapmıştım ama yine masası tam, her şey çok güzel, düzenli geldi vesaire deyip 3 vermişken ben şimdi arkadaşıma 2 veremezdim. Yani sebebi tamamen bu. Altında başka bir şeyler aramanıza gerek yok Hakan Bey. Siz böyle düşündüğünüz zaman o zaman ben farklı şeyler düşünmeye başlayacağım. Sebebi tamamen bu. Hiç kusura bakma. Yoğurtlu olsaydı birazcık dedim. Bu da tamamen tercih meselesi. Yoğurt belki servisinin yanında birazcık daha gelip hani isteyenler ekstra dökebilirdi. Bunun dışında bu beni etkilemek, yoğurdu kendisi burada mayalamıyor. Yoğurdu yanında getirebilirdi, artı olurdu. Peki, teşekkür kendine ediyorum Merve Nur ve Sinan. Buyurun kaldırın lütfen. Lütfen açar mısınız? 2 ve 2. Bence buyurun okuyun. Ben çok basit kaldı. Tatlı da öyle.
Yemek de. Ya Sinan Bey, sizi gerçekten alkışlıyorum. Bir dakika. Gerçekten bir şu dakika. Yemeği çok basit diyorsunuz ya, bravo ya. Vallahi bravo. Tamam, sen konuş sonra ben bravo konuşayım. Gerçekten sizi alkışlıyorum ya. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar şu yemeklere lütfen basit kolay demeyin. Biz burada emek sarf ediyoruz ya. Bu bir basitlik zorluk yarışması değil. Gerçekten lezzetli bir menemen bile gelseydi benim karşıma, ben yine oyumu verirdim. Bu yemekte hiç tat yok kardeşim. Kes. Olabilir. Tat yok. Yorumlarınız bakın. Bak hani, eğer tat yok diye iki veriyorsanız ben buna... Bak tat yok hani... Böyle... Bir sıkıntı yok ama zorluk yemek kolaylık. Çok basit. Çok kolay. O zaman zorluk kolaylık olarak bak, biz bu yarışmayı... Bak açıklamasını da ben sana yapıyorum. Hani bak ne senin kalbini kırdım ne senin kalbini kırdım. Ben sana düzgünce bir yorum yaptım. Ama Nazlıcan senden ben böyle bir tepki beklemiyordum. Hani Allah gerçekten aşkım, ayıp ettim. Son gün hırslandı şu an, puan evet. Yükseldi ya. Yani dostluğumuz kardeşimiz burada. Bir yemek vardı ben ortada. Ben şoka girdim gerçekten. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir dakika bir şey söyleyeyim. Ondan sonra hiç yenmeyen bir yemeğe iki verildi. Gayet güzel bir sofra çıkardığımıza ben inanıyorum. Yani bu şekilde de ona aynı şeyde tutulması beni kırar. Gerçekten beni üzdü. Peki Merve. Bir şey söyleyebilir miyim? Tatlısını beğendim ama dışarıda o yemeği kim yaparsa yapsın gerçekten yemem. Çünkü ben ne olduğunu anlayamadım ki. Hamur desem değil, sarımsak bir şey desem, mantı desem değil. Hani bulmaya, fellah köftesine bile benzetmeye çalıştım. Kıyma yok ama ne olduğunu algılayamadım. Beğensem gerçekten ama ne olduğunu bile bulup şey yapamadım. Zaten... Ama tatlısını beğendim ki bunu yerken de söyledim. Tatlısı güzel. Ben size en baştan zaten yorumlarınızı yapmadan önce şunu söyledim. Daha önce yememişsiniz, tatmamışsınız. Hani olabilir. Damak tadınız oyunlar, da, ona evet. Göre yorumlarsın ama öyle, bu zormuş, riskli bir yemek. Basitmiş. Kesinlikle evet. Riskli bir yemek. Bu tamamen ama ben yeni lezzetler saçma. Tadılması güzel. Fakat bir de yöresel bir şey olduğu için ve ben özellikle sordum. Çok fazla bu yemek mi diye. Şimdi bizim köyde bunu yemek olarak hatta evet. Özel gün yemeği olarak evet. Yedikleri söylendiği için onlar da yemek olarak bunu önünüze koydu. Saygısızlık koyuyorum. Ama basit deyince lezzeti tabii ki size yani. Ait, puanlı size ait. Peki Tuğba ve Hakan. Buyurun lütfen kaldırın. Ve Hakan, buyurun puanlarınızı görelim. Aa. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Şaka gibi. Yok kaç. Yani var ya Hakan Bey. Ben size diyordum ya şovcusunuz, provocusunuz. Tam bir tiyatrocusu çıktınız ya. Gerçekten sonra ben konuşayım. Tiyatrocu ya böyle ben ya. İyi misiniz Hakan Bey? Tansiyonunuz falan mı çıktı Hakan Bey? Doktor çağıralım oradan. Siz gerçekten ya böyle ben şok. Düşmüş. Nasıl tiyatrocusunuz ya siz? Çok emek, çok emek dediniz. Hı. Az yemek, az karın doyurdunuz. Hı. Çok laf yaptınız. Sizin 40 dakikanız vardı. Siz daha güzel bir sunum, daha çok şey katabilirdiniz. Hakan. Buna var ya... Ya Hakan Bey, bir dakika. Beni dinler misiniz ya? Maydanoz, beni dinler beni. Ya, çok güzel kavrulmuş. Ya sizin şu an yaptığınız tiyatro ya. Ya nasıl emek yok ya? Burada nasıl emek yok arkadaş ya? Yapma Allah aşkına ya. Emek yok diyorsun sen masada. Ya bu masada ne yapayım ben? Hepiniz Magnolia getirdiniz, muhallem getirdiniz. Ben ne yapayım sen ya? Ne yapayım, ne bekliyorsun? Emek yok diyorsun ya, emek yok ya. Ay emek yok diyor burada. Yazaydı hanım, emek yok diyor ya. Sakin ol hayatım, sakin ol. Ya şu anda... Bu kadar... Ay emek yok diyor, dayıydı hanım. Allah aşkına bir şey söyleyeyim. Emek yok diyor ya, dayıydı hanım. Aman Nazlıcan, arkadaşlar. Aldınız. Emek yok. Şu anda biz direkt kahvemize bir verdik. Bir bardak su verir misiniz arkadaşlar? Masanın hakkı bile bir değil. Biz burada kaç yanlış saat anlamayın. Çalışıyoruz? Masanın emek hakkı yok bile değil. Yapmayın arkadaşlar. Emek var, vallahi emek var ya. Önünüze bir yemek çıktı, yanmadı. Hiçbir şeyi sadece tuz katmadık. O da ister çok tuz atarsanız al su yapmayın ne olur. Emek, emek, emek. Ben hep söyledim, herkesin emeği var. Saygı duyalım, saygı ne olur. Emek bir vermeyin. Hepiniz arkada kulis yaptınız. Bir vermeyeceğiz, bir vermeyeceğiz dediniz. Hepimiz söyledik. Neden burada getirip de bize bir de veriyorsunuz ya? Yapılan emeğe bir vermeniz gerçekten hiç aklım almıyor şu anda. Yani ben
Şu an şaşkınlık içindeyim. Tuğba Hanım, neden bir verdin? Zayda Hanım, dün Elif Hanım yarışmıştı biliyorsunuz. Ve mantı açmıştı kendisi. Ve ben ona 2 puan verdim. O bir el becerisi gerektiren bir ve yorucu bir işti gerçekten. Ve ben şimdi arkadaşlara 2 verseydim ona haksızlık etmiş Tuğba Hanım, olacaktım. Lafınızı böleceğim. Yok bölmeyin. Siz, ben bir konuşayım tabii, ondan sonra tamam, bölersiniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Zaten tamam. Dakikalardır sizi bekliyorum. Tabii, özür dilerim. Benim yemeğim için Ali Nazik'te etleri küçük küçük doğradın. Sırf erken pişsin diye dedin. Daha büyük olması gerekiyordu dedin. Yemeği gerçekten bilmiyorsunuz herhalde. Ya da neye göre yorum yapıyorsunuz onu da bilmiyorum. Tatlım için çok kolay demiştiniz. Evet, siz yemeği çok bildiğiniz için biri basıyorsunuz bize. Çok güzel. Evet, aynen. Tatlım için aynen çok kolay dediniz. Muhallebi dediniz. Aynen. Bilmem ne dediniz. Ben bunu çocuğuma yaparım dediniz. Sizinkinde içerisinde muz ve çilekten başka hiçbir şey yoktu. Zaten etrafında bir portakal kabuğu vardı. O siz da onu da yapamadınız. Büyüktü. Siz onu da yapamadınız. Yani siz ben başka bir şey diyemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Siz onu da yapamıyorsunuz. Sizin... Ben onu yapmam zaten. Ben onu yemek yapamazsınız. Masaya koymam zaten. Yapmam değil. Ben yapamazsınız. Misafire. Çok güzel eşiniz oynadınız. Devam devam. Rezil olurum. Oynayın çünkü. Oynayın. Sağ mısın? Sağ mısın? Dün bizim yemeğimizi yerden yere vurdunuz. Pişmemiş dediniz. Yanmış dediniz. Evet. İçinde soğanlar ağzınıza evet geliyor dediniz. Evet. Yemediniz. Evet. Hiçbir şekilde. Evet. Ama o yemek bugünkü yemekten daha fazla puan aldı. Yani bu nasıl oluyor? Oyun benim işte buna aklım almıyor. Yani ikinizin bir arada bir vermesi son çünkü gün. Çünkü siz bir emek harcadınız. Burada karşınızda çocuk, orada patlıcanları kestiniz saatlerce. Bak. Tamam. Eşiniz köfte yoğurdu. Siz bir kızartmaydı tatlıyla uğraştınız yok değil mi? Bir uğraş vardı orada ama burada var mıydı uğraş? Uğraşa mı puan yoktu veriyoruz arkadaşlar? Önünüze bak gelen yemek, önümüze gelen yemekten de bahsediyoruz. Bir görselliği de yok, tat da yok. Abi anlamıyor musunuz? Diyorum ki önümüze bir yemek geldi. Bugün önümüze siz kendiniz dediniz. Ara sıcak mı bu? Evet. Ya yemekle ara sıcak diyorsun ya şimdi bunları konuyorsun. Ya biz sizin önünüze tabak mı çıkartmadık ya? Ben onu anlamıyorum eksik ya. Eksik bir şey mi yaptın? Bir portakal da eksikti. Ben ben hala konuşmuyorum. Ben sizin önünüze tabak mı çıkartmadım? Tabak mı yoktu önünüzde? Yemek biz mi yoktu? Biz tabak yok demedik ki. Masa mı hazır değildi? Ne yoktu ya bir verdiniz, ne yoktu da bir verdiniz. Bütün arkadaşların dediği gibi bizim ya, önümüze ana yemek çıkarmadınız. Yapmayın ana Hakan yemek Bey, demek, korkmayın ya, bu kadar korkmayın bir şey demek ya. Artık final zamanı. Herkes 18 puanla bu arada noktaladınız. Herkes kendi puanını biliyor ama benim puanlarımı bilmiyorsunuz. Şimdi onları öğreneceğiz. Ve birincimiz belli olacak. Bir kere enteresan bir haftaydı. Çok az bir verildi. Fakat son gün 2-1 aldı bu masa. Bence hiçbir bir hak edilmiş değildi. Gerçekten burada bir emek var. Evet arkadaşlar, cuma günü 5 tam altın sahibini bulmak üzere. İşte final bölümü başlıyor. Mutfak bahane. Zayde Yetiş'le Mutfak Bahane'de artık sona geldik ve bu haftanın finalindeyiz. En önemli kısım burası aslında. Beş çiftim yarıştı ve bakalım beş çiftimin içinde beşinci kim oldu? Burada beşinci olduğuna bakmayın, gerçekten güzel yarıştılar. Ama benim onlara puanım, yani beşinci olan çiftimize benim puanım 5. Peki bu hangi çift? Özlem Tayfun Demir çifti. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yarıştınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz. Ve dördüncü olan çiftim. Benim puanım 8. Gördüğünüz gibi ben yüksek puan verdim ama onları dördüncülükten kurtaramadım. Elif ve Taner Kura çiftiydi.
Teşekkür ederiz. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ediyorum. Ve üçüncü olan çiftimiz. Üçüncü olan çiftimize benim puanım 6. Peki üçüncü olan çiftimiz kim? Üçüncü olan çiftimiz Tuğba Hakan Baloğlu çifti. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Ellerinize ederiz. Sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ve 2 ve 1 kaldı. Ne yapsam, sizi yanımıza mı alsam? Hadi buyurun, gelin böyle yanıma. Sinan, birinci olursanız 5 tam altın. Ne yapacaksınız? Ben askere gideceğim için, ben şu anda çalışıyorum. Tabii evime belli bir gelir girmeyecek 6 ay boyunca. Hı. Bu parayı da eşime bırakıp, sonuçta 2 tane çocuğum var. Onun geçimini sağlaması için ona bırakacağım. Merve Nur, Allah kavuştursun şimdiden. Program bitiyor ve Sinan askere gidiyor. Hayırlı tezkereler olsun şimdiden. Peki bakalım, hayırlı olsun. Salih, Nazlıcan, ne yapacaksınız? Size çıkarsa? Size çıkarsa, siz kazandıysanız. 10 aylık bebeğimiz var. Biz onun için yatırım yaparız. Tuğrul Efekt. Şimdi görünür şekilde ikinizin puanları farklı aslında. İki çiftinde. O yüzden belki şaşırdınız. Nasıl sizin yanınıza Salih ve Nazlıcan geldi diye. Merve, Nur ve Sinan. Yok, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama burada her şey olabiliyor. Kesinlikle. Eğer siz kazanırsanız lütfen sarılın, öpüşün. Biz eğer biz öyle siz kazanırsanız şey lütfen şey sarılın, hiç öpüşün. Üzülmeyeceğim. Hiç üzülmeyeceğim. Bunlar kazansa hiç, çok mutlu hiç üzülmeyeceğiz zaten. Yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Biz burada 5 günden beri yarışıyoruz. Aynen. Tabii ister istemez burada atışmalarımız oldu. Kalbini kırdığımız arkadaşlarımız oldu. Bugün Salih yarıştı. Hani iyisiyle kötüsüyle. Hani ben Manisa'dan geldim. Çoğu arkadaşım İstanbul'da. Hani ben buradan kötü ayrılmak değil de, ben buradan dışarı çıktığım zaman da ben bütün arkadaşlarımı tekrardan da görüşmek istiyorum. Kazanayım, İnşallah. Kazanmayayım. Hiç olur. Önemli değil. Ne güzel olur. Biz büyük bir aileyiz diyoruz. O aile sizlerle evet, beraber kesinlikle. Var. Dostlarımızı kazanmış olduk. Yani burada Aynen. gerçekten Altından dost çok kazandık. Dost kazanmış oluyoruz biz burada. Bizim için o daha değerli. Ne güzel. Peki. İkinciye de verdiğim puanı söyleyeceğim ama önce birinci. Ben birinci olan yarışmacıma, bu arada benim çok yüksek verdiğim birinci olmuyor her zaman. Bazen ben düşük veriyorum ama yine de birinci olabiliyor. Ama kalbim hissediyorsun kendini. Hayır hayır, kalbim çok hızlı atıyor diyorum. Heyecandan dur. Benim de öyle. Ve birinci olan çiftim Nazlıcan Salih Şimşek çifti. Ve benim olarak puanım 9. Yani ben çok mutlu oldum çünkü emeğimi karşılığını aldım. Yani inanıyorum, Allah'ım şükürler olsun diyorum. O kadar emek sarf ettim. Yine birileri verdiklerine rağmen kazandım. Çok mutluyum, aşırı mutluyum. Yani o kadar emeğim var. 9 aylık, 10 aylık bebeğimi bıraktım ben. Onu hasretiyle, yani onun kokusuyla, onun şeyiyle kazandım ben. O yüzden yani düğümlendi, konuşamıyorum. Ben
Yani çok mutluyum. İyi ki kazandım. Allah hak edene verdi. Kimsenin hakkına girmedim. Gerçekten girmedim. Kim hak ettiyse onu verdim. Bir aslan kullanmam dedim. Kullanmadım da. Çok şükür anlamındakiyle de çıktım bu işten. Aslında size 8 puan verecektim. Fakat siz masada 2 tane biri hak etmediniz. Yani bunu gördüm ve buna müsaade edemezdim. O yüzden 9 aldınız ve aslında 1 puanla geçtiniz. Zahide Hanım'ın verdiği puan gerçekten çok iyiydi. Hakkımız yendi, hakkımızı yedirmedi. Zahide Hanım'a buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür Herkese ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum. Hepinizi güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kayınvalidem bana şey dedi. Kızım buraya geldin ama sakın ümitlenme. Ben sizin olmanızı istemiyorum. Sinsi, şeytan. Geldin mi yine yılan? Bana sahte bilezik taktı. Rezalet. Rezalet. Ve gerçek bilezik olduğunu söyledi. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Zahide yetişte, başlıyor hadi mutfak bahane. Mutfak bahane.